zararlı olan nedir? Hı hı. Cips, jelibon, kek, gofret, hı hı, çikolata, jelibon vesaire. Bütün bu abur cuburların içerisinde kimyasal madde var. Evet. Koruyucu, uzun süre raf ömrünü koruyucu, hı hı, katkı maddeleri, hı hı, hepsi kimyasal. Bir yıl, antibiyotik, iki yıl boyunca, evet. Bozulmasın diye. Hı hı. Ağır antibiyotikler içeriyor. Artı pancardan yapılan şeker değil de mısırdan elde edilen sentetik diyebileceğimiz, doğal olmaktan çıkmış mısır çurubundan elde edilen nebeşe var. Nebeşenin kanseri bile tetiklediği biliniyor. Doğal değil. Değil mi? Çok çok tehlikeli nebeşe. Artı kişiye lezzet versin, zevk versin, haz versin diye monosodyum glutamat, yani Çin tuzu katılıyor. Çin tuzu içeren bir şeyi kişi yedi mi o onu bırakmak istemiyor. Çok lezzetli. Mesela diyelim ki MSG katılan baklava yemek yediniz. Hı hı. Yani doymaz kişi. Sürekli yemek ister. Fakat pancar şekerinden elde edilen bir baklava yesin, iki dilim yese doyar. Fakat nebeşe katılan şeydi kişi veyahut da nebeşe ve Çin tuzu katıldığı, hı hı, zaman kişi haz veriyor. Yani büyük firmalar bunu kasıtlı yapıyorlar ki insanlar yedikçe bunun yesin, tadını unutmasın, bu zevki alsın, sürekli yesin, sürekli yesin, tüketsin. Yani ölmüş veyahut da beyninde hasara yol açmış veya sinir sistemi bozulmuş, hı hı, depresif veya psikolojik, onlar hiç umursamıyorlar büyük firmalar. Türkiye'de bu işi yapan bir iki büyük firma var. Hı hı. İsmini versen ne olacak? Mahkemelik olacak. Vermeyelim. Yani herkes biliyor. Yani şeker hastalığı ve diyabet dediğimiz zaman o zaman bitkisel destek nasıl? Yanlış beslenme. Yani evet. Şimdi yanlış beslenmeden kaynaklı bir hastalık. Hareket de yapmıyoruz. Oldukça çok. Spor yapmıyoruz. Bir de şu var. Mesela ben arada bir Avrupa, Almanya oraya buraya gidiyorum. Pazar günü bisiklet sürüyor, koşuyor, yürüyüş yapıyor, hı hı, insanlar. Hı hı. Türkiye'ye geliyorum. Sanki seçim yasağı veya herhangi bir yasak var. Sokağa çıkma yasağı. Evet. Hiç kimse yok. Şaşırıyorum. Ne oldu? Oraya gidiyorum başka. Buraya geliyorum başka. Hı hı. Spor yok. Hareketsiz. Hatta bazıları balkondan sepet sallıyor. Ekmek gönder. Gazete gönder. Bakkalı çağırıyor. Aslında evet, ne diyorduk? İşleyen demir pas tutmazdı. Evet. Eskiden unutmayalım biz efendim, böyleydi. Hareketli bir millettik. Tabii. Şimdi biz biraz daha durağan hale olduk, geldik. Onun da etkisi var zannedersem şeker hastalığına. Şimdi mesela ben bir ara market çalıştırdım Almanya'da. Yaşlı bayanlar 60-70 yaşında. Hı-hı. Bizdeki 40 yaşındaki bayandan daha genç. Neden? Sabah geliyor bir sandviç alıyor. Öğlen geliyor bir tane muz alıyor. Akşam geliyor bir tane pırasa alıyor. Neden bunu yapıyorsun diyorum. Al işte bir günlük, iki günlük ihtiyacım var. Hareket etmem lazım diyor. Sabah, öğle, şekilde akşam bir muz veya bir portakal veya bir elma, herhangi bir şey, kendine bir şey buluyor yani ihtiyaçmış gibi. Hı-hı. İhtiyaç olmasa da çıkıyor, geziyor. Bizde öyle değil. Sepeti salla. Ondan sonra makarna ye, makarnayla ekmek ye. Çok doğru. Şimdi çok doğru. Gurmar. Gurmar. Gurmar sarmaşık bir bitki. Hı-hı. Hindistan'da yetişir. Gurmar kelimesi Hint dilinde şeker sıfırlayan demek. Hı-hı. Şeker sıfırlayan. Bunun içerisinde cinnamik asit denen bir asit var. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 36 şekere karşı, diyabete karşı etkili olan 36 bitkiyi incelemiş. Yıllar süren bir çalışma. Tam 108 klinik araştırması yapılmış. Yıllarca. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyada şekere karşı en etkili bitkinin gurmar olduğu tespit edilmişti. Bir. Gurmar bitkisi. Gurmar. İki. 4565 hasta, şeker hastası, tip 1, tip 2 hasta üzerine denenmiş. Ve pankreasta insülin salgılayan hücrelere beta hücresi denir. Veya adacık hücresi. Bunlar insülin salgılar. Beta hücrelerini faaliyete geçirdiği, tekrar canlandırdığı belgelenmiş. İnsülin salgılayan hücreler, beta hücreleri jelibon gibi yumuşak hücre, diğer hücrelerden farklı. Kişinin karaciğer yağlanırsa pankreas yağlanır. Pankreas yağlanırsa pankreastaki içerisinde dağınık olarak bulunan beta hücreler sıkışıyor. Jelibon gibi diyor ki ben artık salgılamıyorum. Bitti. Ben artık çalışmıyorum, küçüğüm, oynamıyorum diyor. Oyunu. İnsülin salgılamasının oğlu şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Bir beyefendi bana geldi, dedi ki ben, dedi, yıllardır iki tane hap kullanıyor diyabete karşı. Ama şekeri düşmüyor 400'lerden aşağı.
Doktor demiş ki artık insülin vurulacaksın. Yok. Çare yok. Araştırmış internetten. Dedi ki aradı beni. Gerçekten iyileşmek mümkün mü? Bakacağız göreceğiz. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Hı hı. Yani bu kadar ağır bir vaka. Peki dedi. Biz ona enginar, kurmar, iksir, jel vesaire böyle formüller verdik, kullandık. 6 hafta sonra değerleri normale dönünce şaşırmış. Gitmiş dondurmacı. Yarım kilo dondurma yemiş. Sonra demiş ki acaba şekerim oynadı mı oynamadı mı diye gitmiş. Eczaneye şekerini ölçtürmüş. Hiçbir oynama yok. Geldi bana dedi ki biliyor musunuz İbrahim Bey nereden geliyorum, nereden geliyorsun? Dondurmacıya gittim. Dondurma yedim yarım kilo. Sonra da eczaneye gittim. Sonra da buraya geldim. O derece yani. Evet. Artık dedi sizin ürünleriniz yani şeyler mükemmel. 10 numara. Güveniyorum size. Hı-hı. Hadi bakalım. Şimdi bizim gönüllü bayimiz. Çevresindeki eşine, dostuna tavsiye ediyoruz. Zaten kullanıp evet. da memnun kalıp da tavsiye o ayrı bir reklam oluyor evet. resmen. Peki efendim dedik ki şeker hastaları, diyabet hastaları bir daha tekrarlayalım biz onu. Bitkinin adı neydi? Gurmar. 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 Sevgili izleyicilerimiz unutmuyoruz. Gurmar. Gurmar. Gurmar Hindistan'da yetişen bu sarmaşık cinnamik asit pankreası canlandırıyor. Yani insülin salgılayan beta hücrelerinin içindeki cinnamik asit. Klinik araştırmalarında gurmarın etkisi belgelenmiştir. Tartışmasız yani. Birçok bitki var. Ben daha önce mesela keçi sedefi etkili şekere karşı. Hı hı. Ama karşılaştırdığımızda keçi sedefinden 20 kat 30 kat daha etkili. Gurmar. Hı hı. Yaban mersini de etkili şekere. Kara hindiba da etkili vesaire. Birçok bitki civan perçemi de şekere karşı etkili. Birçok bitki etkili. Fakat hiçbiri gurmara tutmaz. Gurmar çok çok etkili. Neden etkili? Beta hücrelerini canlandırıcı özelliğe sahip. Bir. İkinci özelliği ise mesela dilimizin üzerinde tat alma papilin denen noktalar var. Burada reseptörler var. Şekeri, glikozu alan ve kişiyi şekere karşı yönlendiren. Bu noktaları aynı glikozmuş gibi kapatıyor. Kişinin şekere karşı olan zaafını önlüyor. Ne kadar güzel. Enteresan değil mi? Çok enteresan ve ne kadar güzel. Ve böylece kişi şeker yani tatlı yeme isteğini kırıyor. Ortadan kaldırıyor. Evet, çok zannedersen bu bana lazım evet, hocam. Evet, çok enteresan. Bu gurmar çok çok mükemmel. Gerçekten bana lazım evet. olan bir bitkisel